Kimin üzerine olacak fabrika? İkimizin üzerine, ortak. Ortaklık sözleşmeniz var mı noterden? Yok. O zaman ikinizin üzerine yapamam. Noterden işlemlerinizi yapın gelin, öyle halledelim. Fark etmez. O zaman Murat Alkoy adına yapın. Olur mu abi? Senin üzerine yapalım. Ne fark eder Murat? Fark etmez abi. Sen büyüksün benden. Senin üzerine yapalım. Cengiz Alkoy yazın siz buraya. Pekala Cengiz Bey. Baba adınız? Halis. Çok şükür Murat. Herkes evet burada. Abi. Ne güzel. Herkes. Helal olsun vallahi. İki kardeş sır sırta verip sanayide küçücük bir tezgahtan bak nerelere geldiler. Çalışkan adamlar ve selam. Oldu bu iş sonunda. Allah utandırmasın Zeynep abla. Fabrikamız oldu. Bundan sonra rahat ederim artık. İnşallah ablam, inşallah. Şükür. Bugünleri de gördük kardeşim. Hamdolsun abi. Şu iş bitsin de ben hemen atlayıp İstanbul'a gideyim. Müşterileri bağlamak lazım. İstersen ben de geleyim. Yok abi, ne gereği var? Sen burada işin başında dur. Tamam. Evet. Hayırlı uğurlu hayırlı olsun. Olsun. Nasıl adamsın sen ya? Çocuklarını hiç düşünmüyor musun? Niçin vergi dairesinde ortak olmadınız sanki? Doğru ya. Ortak olmalıyım resmen. Çocuklarımın, eşimin geleceği o fabrika. İndi abim aramak. Ya? Kim o? Açın lütfen polis. Buyurun. Murat Alkoy'un evi burası mı? Evet. Anne ne var? Yok bir şey oğlum. Hadi sen odana. Eşiniz bir trafik kazası geçirmiş. Bizimle hastaneye kadar gelmeniz gerekiyor. Kocam. Kocama bir şey mi oldu? Yoksa Murat öldü mü? Murat öldü mü diyorum size, söyleyin. Murat öldü mü? Kocama ne oldu? Murat öldü mü? Murat! Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdine sıratel mustakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Yavrularım, babanız bizi bırakıp da dönülmeyen yola gitti. Ah Murat'ım. Ah.
Hadi. Hadi. Gel. Gel. Gel oğlum. Gelin. Geç. Ağlayın bakalım. Yapabildiğiniz yegane şey bu. Ölüm karşısında ağlamak. Adem, kardeşini toprağa verdin. Fabrikanın tüm sorumluluğu sana kaldı. Zor iş, zor. Ama Cengiz evinde uyurken kocan fabrika için çıktığı yolculuktan dönmedi. Adalet bu mu? Ayşe, takdiri ilahi ne yapacaksın? Ölenle ölünmüyor. Bundan böyle gene hep beraberiz. Evinin ihtiyacı neyse, daha doğrusu bizim evde hangi yemek pişiyorsa sizin evde de aynısı pişecek. Geçim işini hiç kafana takma. Sağ ol abi. Aceleden fabrikayı benim üzerime yapmıştık. Ama onu da hiç merak etme. Mustafa 18'ine girdiği gün neyim var neyim yoksa yarısını onun üzerine yaparız. Olur abi. Neye ihtiyacın olursa çekinmeden söyleyeceksin. Ben senin hem abin hem de baban sayılırım. Hadi, hadi canım, yatakları aç, hadi. Ha, siz de gitmeyin, bu gece burada kalın. Benim gönlüm bu işe razı değil. Hangi işe? Hangi işe olacak? Fabrikanın yarısını çocuklara vermeni. Vermeyelim mi? Bence vermeyelim. Hem büyüyene kadar çocuklara bakacaksın işte. Bir de fabrikanın yarısını vermek nereden çıktı? Zırvalama Zeynep. Mustafa 18'ine girdiği gün neyim var neyim yoksa yarısını vereceğim. Hadi uyu. Çocuklara fabrikayı. Yok canım. Neler düşünüyorum ben? Cengiz abi yapmaz öyle şey. Allah Rahmansın, Rahimsin ya Rabbi. Sıkıntıları giderensin. Muharrem, Mehmet Usta nerede? Muhasebeye çıktı. Tamam, kolay gelsin. Sağ ol. Usta. Buyur beyim. Pazartesi gününe yetiştirmemiz lazım bu malları. Yetiştirebilecek tabii. Miyiz? Allah'ın izniyle yetişir beyim. Tamam, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldiniz çocuklar. Bu ziyaretinizi neye borçluyum? Dört kola kızım. Ağır misafirlerim var. Tabii efendim. Daha ne var ne yok?
Şey baba. Ne? Amca, biz bir futbol takımı kurduk. İyi yaptınız. Adı ne? Şimşekler. Güzelmiş. Kim kimsiniz? Biz bir de 3 arkadaşımız var. Hı-hı. Bize forma, tişört, ayakkabı bir de top lazım. Oh, topu siz oynayacaksınız. Parasını ben vereceğim, öyle mi? Ya ama yok. Ben de oynayacağım, tamam mı? Oo, Basri. Ne var ne yok? Biz de iyiyiz hamdolsun. Ha, bak o iki evi almaya niyetliyim. Ama çok diyorsun parayı. Daha o kadar birikmedi para. Ya, tekini almam. Alacaksam ikisini birden alırım. Ama o parayı bir araya getirmem zor ya. Sen hele vadeni bir düşün. Sen ne olur bir bak. Tamam. Hadi sağlıcakla. Görüşürüz. Evet, çarşıda Hasan abinizin dükkanını biliyorsunuz değil mi? Evet. Gidin ona, ben de ararım şimdi. Ne istiyorsanız alın, tamam mı? Helal olsun. Ha, fazla abartmayın ama, tamam mı? Tamam. Tamam. Nereye köfte horlar? Bari kolalarınızı içseydiniz. Yok baba ya, öğleden sonra maçımız var. Acele gitmemiz lazım. Tamam. Ha, Mustafa. Mustafa dur. Efendim amca. Oğlum, bir ihtiyacınız var mı? Yok amca, sağ ol. Ah, dur. Bunu annene ver, tamam mı? Hadi koy cebine. Koy. İyi koy. Hadi koş. Koy parayı cebine. Kaybetme, tamam mı? Fabrika büyüyor Adem. İşlerin iyi. Ama sen çalışıp dinleyeceksin. Vakti gelince kardeşinin çocukları oturacak işin başına. Oysa sen çalışmış büyütmüş olacaksın fabrikayı. Sana Cengiz Bey demeye başladılar. Cengiz Bey, önemli adam oldun. Kardeşin hayatta olsaydı belki bu kadar çabuk büyümeyecekti fabrika. Sen yönettin. Sen büyüttün. Paylaşacak mısın bunu? Hı? He? Bunlar nereden çıktı? Amcam aldı. Mahmut nerede? O mağazada giyindi. Şimdi aşağıda. Amcam para yolladı. Sağ olsun. Hem yanımda emlakçı Basri ile konuştu amcam. İki tane ev alacakmış. İnşallah yavrum. Hadi ben çıkıyorum. Tamam çocuğum. Keşke sen burada olsaydın da para kirada otursaydık. Çocuklar yiğitim. Ben yiğitim. Ağzımızın tadı kalmadı be Murat'ım. Mustafa hadi gel. Sen geç. Geldim oğlum. Pasver hadi. Hadi. Pasver. Koştayım pasver söyle. At ayağımı. Bana ver bana. Hadi. Ben şut çek. Baksanıza topu. Ne yapıyorsun ya? Yavaş olsana. Sen de adam gibi oyna ya. Nasıl oynuyorsun lan sen? Sen nasıl oynuyorsun? Adam gibi oynasana. Ne diyorsun lan sen? Ah. Sağ ol Mustafa. Verin lan topumuzu. Çocuklar bugün kavga etmiş. Kiminle? Maç yaptıkları çocuklardan biri Yavuz'a laf edince Mustafa girişmiş. Aferin ona. Böyle olacaklar işte. Tutkun olacaklar birbirlerine. Tıpkı benimle Murat gibi. Bugün Basri aradı yine. Evler tamammış. Altlı üstlü iki daire. Ama ikisinin de borcunu zor öderiz.
Önce birini alsak, borcu bitince ötekini alırız. Olur mu öyle? Ayşe de umuyordu ev sahibi olmayı. Az biraz daha umsun hanımefendi. Yarın konuşuruz Ayşe ile. Elimize bakıyorlar nasıl olsa, çıtını çıkarmaz. Hanım sen ne biçim konuşuyorsun öyle ağzını doldura doldura? Elimize bakmıyorlar. Hakları olanı alıyorlar. Ne hakkıymış? Hanım sabrımı taşırma beni. Fabrikanın yarısı onların. Değil efendim, değil işte. Fabrika bizim. Bir televizyon alalım. Televizyon mu? Amma yaptın hanım. İki tane var zaten. Hadi. Sen nasıl uygun görürsen abi. Ha bak aklına bir şey gelmesin Ayşe. Bunun borcu bitince sana da bir tane alacağım. Bak nasıl çıkıyor sana dediklerim. Kocan neyi var neyi yoksa paylaşacak bunlarla. Yalnız Cengiz abi. Buyur abicim. Abi ben derim ki şu ortaklık işi için Mustafa'nın yaşını beklemeyelim. Dünyanın bin türlü hali var. Ne bu acelen? Aç değilsiniz, açıkta değilsiniz. Ondan değil abla. Bu ortaklık bir güvence. Ayşe, hele acele etme. Kaçmıyoruz ya. Tamam abi. Nasıl biliyorsan öyle yap. Hafta sonu cümbür cemaat pikniğe gidelim mi? Soğukpınar'a. Ha? Onu oraya koyacaksın. Peki efendim. Yavaş yavaş. Onu şuraya bırak arkadaşım. Tamam. Dikkatli yerleştirin. Bir şey olursa karışma. Merak etme yenge, bir şey olmaz. Bitti galiba. Gidelim mi Dikkat biz? Et çizeceksin. Dikkat et yavaş. Hadi iyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Oo Ayşe hoş geldin. Nasıl beğendin mi yeni evimizi? Beğendim abla. Beğenilmez mi? Kocaman dubleks. Koltuklar da yeni. Bir de Cengiz şu külüstür arabayı yenilese. Patron adama yakışmıyor. Hele şu borçları harçları bitirelim de o da olur inşallah. Hem evinde kötü kaldı hem eşyalarında. Kendini ne zannediyor bu? Kocan çalışıyor, kazanıyor. Onlar yiyor. Bütün eşyalarını yeniliyor. Hey çok güzelmiş. Gelin bahçeyi de gezdireyim. Geçin geçin bahçede oynayın. Dolaşmayın ayak altında. Ayşe onu sehpanın üstüne koy. Bu iş tanıdığından da kolay olacak. Hele şu Cengiz efendi bir Cengiz Bey olsun. Daha da kolay olacak Cengiz Bey. Cengiz Bey biliyorsunuz ikinci fabrika için gerekli finansmanı bulduk. Altyapımız tamam. Çalışmalara başlayabilecek durumdayız. Fakat önümüzde en az 2 yıllık daha bir sıkıntımız var. Efendim sıkıntı çekmeden büyümenin imkanı yok biliyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. O halde? O halde işlemlere bir an önce başlıyoruz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Efendim Ayşe Hanım geldi. Hı hı, tamam gelsin. Buyurun Ayşe Hanım. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk abi. Kızım 2 tane çay söyle. Peki efendim. Geç. Çocukların yanında böyle şeyleri konuşmak ayıp olacaktı. Abi Allah razı olsun. Murat'ın ölümünden bu yana bize babalık yapıyorsun. Vazifem. Sağ olasın. Biliyorum. Şimdi sen yine 18'ini bekleyelim diyeceksin ama ölümlü kalımlı dünya. Biliyorsun bu fabrika çocuklarımın geleceğinin teminatı. Ben sana demedim mi? Kıymet bilmez bunlar. Hem onun düşündüğü çocuklara değil. Kardeşlerine yedirecek fabrikayı. Ya. Ne acelem var Ayşe? Hele çocuklar bir büyüsün. Reşit olduklarında gelsinler yapalım ortaklığı. Abi iyi diyorsun da bak ev alacağım size demiştin 1 yıl oldu. Bildiğim kadarıyla evinizin borcu da bitti.
Biliyorsun yeni yatırımlar yaptık. İkinci bir fabrika açacağım. Cengiz abi, çocuklarımın üzerine yap fabrikayı. Yap ki, yap ki ben gece rahat uyku uyuyabileyim. Aşı bak, onlar senin çocuklarınsa benim de yeğenlerim. Onların geleceğini ben de senin kadar düşünüyorum. Ama bu ısrarını anlamıyorum. Fabrikaya şimdiden ortak olacaklar da ne olacak? Çocuklarına gene ben bakacağım. Dinin hakkı için söyle. Sen bu ortaklığı çocukların için mi istiyorsun, yoksa kendin için mi? Ne demek kendin için mi? Ne bileyim. Kardeşlerim var, akrabalarım var. Onlar aklına girdi belki de. Peki. Eğer böyle düşünüyorsan diyecek lafım yok abi. Mustafa'nın 18'ine girmesini bekleyeceğiz. Dur Ayşe. Ayşe nereye? Ayşe. Dikkat etme kızım. Kapat kapıyı. Efendim. Ya ne zannediyor bu kendini? Vermeyecek miyim sanki? Vereceğim yarısını. Yemin olsun vereceğim. İstesem zırnık vermem. Hiçbir şey yapamazlar. Kazandığım her şeyi bıraksak hanımefendi akrabalarını sıvayacak. Alo. Kızım, bana Ayşe Hanım'a geçen ay ne kadar para vermişiz o lazım. Evet, tarihli bir döküm al. Tebrikler Cengiz Bey. Tam istediğim kıvama geldiniz. Cengiz abim beni suçluyor. Ben çocuklarımdan başka kimseyi düşünmüyorum. Allah, sen bilirsin ya Rabbim. Bak sen şunun yaptığına ya. Gelmiş de bir de kocandan hesap soruyormuş. Bak işte kendi ağzınla söylüyorsun. 1,5 milyar para vermişsin onlara geçen ay. Daha ne istiyorlarmış? Vermeyeceksin onlara hiçbir şey. Zırnık koklatmayacaksın, anladın mı? Harika gidiyorsun. Devam, devam. Hanım bak. Ben sana para vereyim. Sen de git çarşıda pazarda harca. Ama aklına ermediği işlere karışma. Öyle deme Cengiz. Benim tek düşündüğüm çocuklarım. Fabrikayı Ayşe'ye verirsen tatsızlık çıkacak. Daha vermeden tatsızlık çıktı. Ya kusura bakma. Senin de kalbini kırdım akşam akşam. Yarın şu beğendiğin arabayı alacağım. Tamam anlaştık. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam sağ ol. Nasıl beğendin değil mi? Bırakalım. Hı-hı.
Hayırlı olsun abi arabanız. Sağ ol. Yeni. Yakıştı kocama, yakıştı. Ne de olsa koskoca fabrika sahibi. Galerici dedi ki bundaki motor uçakta yokmuş. Murat da çok severdi böyle güzel arabaları. Dikkat et, kaza yapacağız. Ne oluyor ya? Ne oluyor sana? İyi misin? Ne kazası? Ne dikkati? Allah Allah. Şu insanlar ne komik. Ana, amcam yeni araba almış. Çok güzel. İyi günler Ayşe. İyi günler abi. İyi günler. Ne haber çocuklar? Anne, ben yeni açılan kolejeye gitmek istiyorum. Lise. O nereden çıktı oğlum şimdi? Hem orası çok pahalı. Eğitimi çok iyi. Bugün gidip bilgi aldım. Bu sene ilk öğretim bitince gideceğim. Amcamla konuşurum ben. O gönderir. Ben de okula gideceğim. Sen kusur kal. Dur bakalım, daha sana çok var. Madem çok istiyorsun, o zaman konuş amcanla. Ama çok ısrar etme. Biliyorsun bu aralar borcu çok. Israr ederim. Fabrikanın yarısı benim değil mi? Oradan ödesin. O ne biçim konuşma öyle? Sakın bir daha duymayayım. Aklım bu işlere erene kadar susacaksın. Anladın mı? Ama çok ısrar etme. Bu aralar borcu çok. Israr ederim. Fabrikanın yarısı benim değil mi? Oradan ödesin. Oğlum şimdi seni göndersek Yavuz'u da göndermek icap eder. Şu aralar biraz elimiz dar. Nasıl yapsak? Amca, ben okula gitmek istiyorum. Beni oraya gönder. Baban da böyleydi. Kafasına taktığı şey illa olacak. Sen imtihanı kazan da bakarız. Sen imtihan işin olmuş bin. Amca. Efendim? Fabrikaya ortağız biz değil mi? Ortaksınız. Niye sordun? Ama bunu yazıya dökmek gerekmez mi? Amcana güvenmiyor musun? Güveniyorum ama... Güveniyorum ama annem de kışkırtıyor beni. Senin üzerine salıyor diyorsun ha? Tam tersi amca. O beni hep susturuyor. Öyle olsun bakalım. Vakti gelince yazı çizi de olur. Ama şansınızı çok fazla zorlamazsınız. Anlamadım. Anlamazsın. Hadi şimdi git. İşlerim var. Yazamayacak seni. Bahane arıyor. Unut sen bu kolej işini. Bir şey mi dedin amca? Hadi git işine. Ya çek dışarı oğlum, çık, çek git, hadi. Çok zevkli lan, tam yanacaktan kurtuluyorsun. Yine hocasının da dediği gibi. Tövbe eden insan da böyle olurmuş. İnsan günahlarına gerçekten pişman olursa tam yanacakken kurtulurmuş. Delirdin mi lan sen? Kolay gelsin. Sağ ol abi. Bunun kalıbını yarın değiştirsinler. Ver, efendim, tabii. Tamam. Efendim, şu İtalyanların ortaklık teklifini kabul edecek miyiz? Sence etmeli miyiz? Kolay bir karar değil. Adamların imkanları çok iyi. Teklif ettikleri para da bütün sıkıntılarımızı bitiriyor. Ama diğer yandan öne sürdükleri şartlarda ağır maddeler var. Hele az daha düşünelim.
Belki böyle yavaş yavaş büyümek daha iyidir. Belki de. Ama bir anda Türkiye'nin sayılı üreticilerinden biri olmak da var. Kafam çok karışık. Ama bana öyle geliyor ki bu ortaklıkta hayır var. Olmaz. Azıcık aşımız kaygısız başımız. Zaten seni zor görür olduk. Bir de gavurlarla ortak olursan yüzünü unuturuz artık. Aklın anca buna erer zaten. Kız ne diyorum ben sana? Bu İtalyanlar bu işin dünyadaki hakimi. Elimizden sıkı tutarlarsa kral oluruz, kral. Sen ne dersin Ayşe? Vallahi ben ticaretten anlamam abi. Sen nasıl uygun görürsen. Devir markalarını devir amca. Ben olsam hiç düşünmezdim. Bizim ürettiklerimizin üzerine adamlar markasını koyunca değer kazanır mallarımız. Lan oğlum, bu akıllar nasıl akıllar böyle? Vallahi bizim müdür takımından daha parlak söyledikleri. Ne de olsa vakti gelince koltuğuna oturacağım. Şimdiden öğrenmek lazım. O ne biçim laf öyle? Mahmut, nasıl gidiyor futbol takımı? Formaların hakkını veriyor musunuz bari? Şimdiye kadar hiç yenilmedik. Aferin, aferin size. Bir daha böyle bir saygısızlık yaptığını görürsem basarım sopayı. Anladın mı? Duydun mu beni? Duydum. Ama o fabrikanın yarısı benim ve Mahmud'un. Onlar da bunu duysun. Annesi kışkırtıyor. O salıyor üzerimize. Öyle galiba. Yeğenim bana düşman kesildi. Ne biçim laf öyle? Koltuğuna oturacağım falan. Kışkırtıyor çocukları. Üzerime salıyor. Yağma yok Cengiz. Sen çalışıp didineceksin. Fabrikayı birken iki edeceksin. Sonra vakti gelince Mustafa işin başına geçecek. Olmaz öyle. Bak, Ayşe'ye ders olsun. Bir iki ay para gönderme. Olmaz öyle şey. Neyle geçinirler? Ama böyle yapmazsan patronun kim olduğunu öğrenemezler. Pısırık olma bu kadar. Doğru söylüyorsun. O zaman muhasebeyle konuşayım. Bir iki ay bir şey yok bunlara diyeyim. Ha şöyle. Sen eşek gibi çalışacaksın. Ayşe Hanım oğullarıyla keyfine bakacak. Olacak iş değil bu. Doğru. Bak Cengiz. Çocukları okutup büyüteceksin amcaları olarak. Sonra herkes başının çaresine bakacak. Ama bu olmaz. Sen yetim hakkı yediyorsun bana. Öyle demiyorum. Sen zaten amcalık görevini yapıyorsun. Hem Ayşe'nin de gerçekten çocukları düşündüğünü sanmıyorum. Denemesi bedava. Yarın Ayşe'yi çağırıp yap ortaklığı. Ertesi gün emmisi, dayısı, kardeşi gelip otururlar fabrikaya. Akşama köfte yapsana anne. Kıymamız kalmamış Beyzade. Alıp geleyim ben. Mustafa, çantamı getir oğlum. Al bakalım. 1 kilo köftelik kıyma, tamam mı? Anne, paramız var değil mi? Gönderdi mi amcam? Bu ay göndermedi yavrum. Herhalde eli dar ondan. Oğluma ne atıyordun yazılıyorduk? Yazılırız, acele mi? Bir futbolcu olacağım ben, onun için acele ediyorum. Yavuz, bir şey soracağım lan. Bu ay baban para göndermedi, eli çok mu dar? Yo, değil de. Değilsin ne? Sen benim kardeşim, sırdaşımsın. Söz ver aramızda kalacağına. Söz. Annem babama dedi ki. Yanlış duymuştur. Zeynep abla böyle bir şey söylemez. Niye yanlış duysun ki? Demiş işte. Parayı da o kestirmiş hem. Fabrikayı yedirmem onları demiş. Ben sana ne dedim? Bu meseleyi unutacaksın. 18 yaşına girdiğinde bir çaresine bakacağız. Anladın mı? Ama anne. Aması maması yok. Konu kapanmıştır. Bırak sen de şu pis topla oynamayı.
Abi sabah beni Türkçe dersine çalıştırsana. Sonra. Gel. Efendim, sizinle görüşmek isteyen bir bey var dışarıda. Kimmiş? Alışveriş etmek istiyormuş. Müşteri ilişkilerine gönderseydin. Sizinle görüşmek istiyormuş. Peki, al bakalım içeri. Buyurun, Cengiz Bey sizi bekliyor. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Nasılsın Adem? Yani Cengiz Bey. Ben ihracatla uğraşan bir iş adamıyım. Memnun oldum. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çizimde gördüğünüz tencereden üretebilir misiniz? Çok zor değil. Üretiriz. Peki, bir ayda 100.000 adet üretebilir misiniz? Başlangıç olarak. Neyin başlangıcı olarak? İş birliğimizin. Kafanız karışmasın. Uzun süredir sizi uzaktan izliyorum. Bu işi birlikte yaparsak çok para kazanacağız. İlk parti 100.000 adet. Devamı da gelecek. Ar mısınız? Önce bir şeyler içelim. Çok acelecisiniz. Kızım, bize ne alırsınız? Sıcak bir şey. Tamam. Sıcak bir şeyler getirsinler. Biraz hızlı gittik. İsterseniz baştan toparlayalım şu konuyu. Konu basit Cengiz Bey. Amerika ve Avrupa ülkelerine satacağım ürünleri fabrikanızda üretmek istiyorum. Tabii ilk partiyi bir ayda yetiştireceksiniz. Sanırım yetiştiririz. O zaman da sorun yok. Anlaştık. Sınav yaklaştı. Yaklaştı vallahi, kazanacağız ama. Senin çalıştın oğlum. Sen kazanırsın da ben zor. Niye zor olsun? Hem kazanırsan aynı okula gideriz. Ayrılmamış oluruz. Yok oğlum. Sen koleji bebesi olursun. Biz yine aşağı mahalledeki liseye talimiz. Aha da basket. Kazandım. Ben kazanırsam sen kazanamazsan çok üzülürüm. Senden ayrılmak zor. Ayrılmıyoruz ki. Yine beraberiz. Ne diyeceğim sana? Zaman zaman gelip çalışmalarımı yürüteceğim. Küçük bir ofis lazım bana. Sizin fabrikada ayarlayabilir misin? Ne demek? Elbette, hemen yarın. Teşekkürler. Bu daha başlangıç Cengiz. Eğer benimle uyumlu çalışırsan 2 değil 10 fabrikalık iş var bende sana. Bütün ülkeler benim kontrolümde. Bütün ülkeler? Evet. Düşünsene. Bütün dünya pazarı.
Ne bunlar böyle? Beğendin mi? Güzellermiş. Kaça aldın? Aldım işte. Kaçaysa kaça. Hesap mı soruyorsun? Yarın ambargoyu kaldırıyorum. Ayşelere para çıkartacağım. Çıkartmayacaksın. Biraz daha görsünler günlerini. Hanım yapma böyle. Ayşe seni çok sever. Aman yere batsın sevgisi. Tüm derdi mallarımıza ortak olmak onun. Aa, ne kadar çok seviyorum bana böylesine sadık askerlerimi. Keşke tüm alemlerle havalar böyle olsa. Babanın arkadaşı kuyumcu Hasan amcana götür, bozsun, tamam mı? Amcam hala para göndermedi mi? Çabuk büyümem lazım anne. Anne çok çabuk büyümem lazım. Mustafa. Aman hanımefendi. Özür dilerim Cengiz Bey, engel olamadım. Tamam tamam, çık kızım. Söyleyeceklerim çok kısa. 4 yılınız var Cengiz Bey. Mustafa 18'ine girdiği gün soluğu burada alacaktır. Ben ancak o güne kadar durdurabilirim onu, haberiniz olsun. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Sen kimsin ya? Ne halin varsa gör. Burayı ne sen alabilirsin ne de çocukların. Kimin malını kime vermiyorsun sen? Bana vermezsen verme. Ancak çocuklarımın hakkını vermek zorundasın. Yoksa... Yoksa ne? Gırtlağıma basar alır mısın? Öldürür müsün? Yoksa ne? Hadi defol şuradan. Ne düğünüme gel ne de ölümüme. Ayşe diye birini tanımıyorum artık. Beklediğiniz fırsat buydu değil mi? Senin ve Zeynep'in beklediği fırsat. Hop. Yanlış zamanda geldim sanırım. Kızgın kadınları hep sevmişimdir. Boş ver. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Kimdi? Ölen kardeşimin eşi. Fabrikada hak iddia etti, ben de kovdum. Fabrika yerine avucunuzu yalarsınız dedim. İyi yapmışsın. Ben de olsam aynını yapardım. Ne taşıyacaksın bunları sırtında? Olmaz öyle şey. Ben gidip konuşacağım amcamla. Dur Mustafa. Bırak, bırak diyorum. Hayır Mustafa. Bana söz ver. 18 yaşına kadar amcana hiçbir şey söylemeyeceksin. Anladın mı? Yoksa sana hakkımı helal etmem. Ama anne. Aması maması yok. O zaman ben de çalışırım. Hayır oğlum. Sen okuyacaksın. Hayır ben çalışacağım. Tamam yavrum. Tamam benim bahtsız kuzum. Ağlamıyorum. Oo Mıslık hoş geldin. Gene mi bilezik bozduracaksın yoksa? Yok Hasan amca. Bu sefer iş istemeye geldim. Çırağa ihtiyacın var mı? Hele sakin ol. Hele anlat bakalım. Demek o amcan olacak o adam. Tövbe tövbe. Evlat, seni buraya çırak alırım.
Ama bak sana ne diyeceğim. Sen okuluna git. Ben de sana maaş vereyim her ay. Daha iyi değil mi? Olmaz Hasan amca. Ben çalışarak para kazanmak istiyorum. Sen sadaka teklif ediyorsun. Tamam o zaman. Anlaşmayı şöyle yapalım. Buranın asıl yoğunluğu cumartesi pazar. Hafta içi okula git. Hafta sonu burada takıl. Anlaştık mı? Bunu ilk maaşının avansı olarak kabul edersen anlaştık. Anlaştık. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Burası aslında senin. Ama yabancısın sen şimdi buraya. Mustafa! Ne yapıyorsun lan burada? Hadi gelsene. Gelmiyorum. Öyle mi? İyi o zaman çarşıya gidelim. Kardeş, aramız bozuk değil, değil mi? Değil tabii, niye bozuk olsun ki? Bilmem, babamın yaptıkları. Boş geç, bir şey olmaz bizim dostluğumuza. Babanla hesabım ayrı, arkadaşlarımız ayrı. Bak. Çok güzelmiş lan. Sana aldım lan. 14. doğum günü hediyesi. Kardeşim benim. Sağ ol. Bir şey değil. Güle güle oturun. Aldım. Koleje gidecek puan aldım. İyi. Ödersin artık parasını. Nasılsa çalışıyorsun. İyi kazanıyor musun bari? Amca, Allah sana layık olduğun şeyi versin. Bir daha vur. Yakışır sana. Kalk lan. Seni gebertirim. Gebertirim lan. Vakti gelecek. Vakti gelince benden kork. Thank you.
Kimse seni sevmiyor. Kimse seni sevmiyor. Neredeyse bitti. Vay be. Seninle tanıştığım gün bu kadar uzun süren bir dostluğun temelini atabileceğimizi hiç düşünmemiştim. Uzun ve karlı demek istedin sanırım. Uzun ve karlı, evet. Ne diyorsun? Aklın yattı mı anlattığım işi? Kamyonların Irak dönüşünde mi? Evet, boş döneceklerine. Ya gümrükte sorun çıkarsa? Çıkmaz. Adamlarım var her yerde. Transit geçeriz. Ya gene de ne bileyim. Ot işi. Hiçbir şey olmaz. Türkiye'de satmayacağız hem. Deniz yoluyla İtalya'ya ve Almanya'ya gidecek. Peki ne kazanırız bu işten? Ha şöyle. Tüccar olduğun aklına geldi sonunda. Nakliye için 30 milyon alacağız. Yarı yarıya bölüşürüz. Dolar olarak. Hayır. Euro. Daha doğrusu nasıl diyorlar artık? Avro. İyi para. Yani tamam mı diyorsun? Yalnız bir şartla. Kesinlikle Türkiye'de kalmayacak. Bir gramı bile. Tamamdır. Sen hiç merak etme. Bu arada ne zaman transfer? Bir hafta sonra. Ne yapıyorsun? Öldürüyorduk çocuğu. Oğlum, ne yapıyorsun? Mustafa? Amca, bir hafta kaldı. Bir hafta. Ne demekmiş yani? Doğum günü ise bize ne? Aman, kafana taktığın şeye bak. Sinek vızıltısı kalır artık onlar. Değil mi ama? Onlar artık çok eski anılar. Eski ve sevimsiz anılar. Boş ver, biz hayatın güzelliklerine bakalım. Oo, hadi çırağına geç kalıyoruz. Tamam. Hadi. Bekletmeyelim İsmet Beyleri. Hadi. Bir hafta. Bir hafta. Bir hafta. Başka çaresi kalmadı Adem. Bitir şu işi. Başka çarem kalmadı. Ağzına verirsen 15. Affı yoktur. Peş peşe 10 şarjör boşaltsan tek mermi dikmez. Önce mangır koç. Keş para. Keş. (Gülüyor)
Daha önce çerteş ettin mi? Ver. Basit. Mekanizmayı kurduğunda horoz kalkar. Hedefine doğrultursun. Bat! Al. Yürü. Ne o? Ne uğraşıyorsun? Yok bir şey. Kahvaltı hazır. Çıkmam lazım benim. Dışarıda atıştırırım. Abim 18 yaşına girdi. Akşam pasta keseceğiz, yaşasın. Evet ufaklık. Bugün 18 yaşındayım. Bugün büyük gün. Niye yanlış duysun ki? Demiş işte. Parayı da o kestirmiş hem. Fabrikayı yedirmem onları demiş. Ben sana ne dedim? Bu meseleyi unutacaksın. 18 yaşına girdiğinde çaresine bakacağız, anladın mı? Tamam, geliyorum yukarıya. Tamam. Burası benim. Hakkımı almaya geldim. Göster kendini Adem. Al hakkını amcandan. Buyurun beyefendi. Giremezsiniz beyefendi. Oha! Bugün benim doğum günüm amca. Hakkımı almaya geldim. Ne hakkı? Babamın hakkı. Yani sahip olduğun her şeyin yarısı. Sen çabalayıp buralara getirdin bu işi. Bir sümüklü olma gelip elinden almaya çalışıyor. Ya ama yok. Buyurun, kimi aradınız? Ben Cengiz Bey'in yakınıyım. Sen mi defolup gidersin edebinle, yoksa güvenliğimi çağırayım? Geçebilirsiniz, buyurun. Amca, sana ne oldu böyle? Sen böyle biri değildin. Eskiden seni severdim. Şimdi sadece midemi bulandırıyorsun. Amma uzattın be! Hadi, yallah! Amca! Ahizeyi yerine koy. Amcanı mı vuracaksın? Vuramazsın. Bastil diye. Bitir bu işi. Yıllarca hakkını yiyen bu adam yaşamayı hak etmiyor. Dur Mustafa, yapma oğlum. 3 kuruşluk dünya malı için yakma kendini oğlum. Senelerce pişmanlık duyacaksın. Senelerce affetmeyeceksin kendini. Ne için? Yetim hakkı yemeği marifet bilen şu zavallı için. Ne karışıyor bu senin işine? Tetiğe basman hiçbir şeyi değiştirmeyecek oğlum. İnan bana. Hemen o saniye pişman olacaksın. Hadi ne olur indir şu tabancayı. Dediye basacaksın ve buuuum. Peki. Her şeyin yarısını değil ama. Hatırı sayılır bir para veririm sana. İstediğini yaparsın. Biliyor musun? Acınacak bir haldesin amca. Şu durumda bile menfaatlerini düşünüyorsun. Ne olursun yapma Mustafa. Anne dur. Oğlum karartma hayatını. Aç değiliz, açıkta değiliz. Bırak bu yeri paramın üzerinde saltanat kursun. Biz helal lokmamızla yaşayıp gidelim. Ama anne, bu herif hakkımız olan malın üstüne oturdu. Yağmacı bu. Yaşamayı hak etmiyor. Dinlersin. Hadi öldür. Mustafa, hepimiz 5 metre kefene sarınıp toprağa gireceğiz sonunda. Değmez oğlum. Hadi, hadi bırak o silahı.
evimize, kardeşine dönelim. Akşama doğum gününü kutlayalım hep birlikte. Hadi oğlum. Hadi vasfetiye. Pat! Sana bir şey diyeyim mi Müsfette amca? Anama dua et. Hayatını ona borçlusun. Ve bu yağmadan, bu saltanattan vakit bulabilirsen düşün. Öteki tarafı düşün. Burada yediğin hakların hesabını nasıl vereceğini düşün. Bunu niye yaptığını düşün. Buna deyip değmeyeceğini düşün. Ya da sen hiçbir şey düşünme. Böyle yaşayıp gidiyoruz de kendi kendine. Hayvanlar gibi. Böcekler gibi. Böyle yaşayıp git zaten sen. Büyük iş adamı, küçük insan Cengiz Alkoy olarak. Kal mezbelendi amca. Hadi gidelim anne. Burası çöplük olmuş. Ne duruyorsun? Güvenliği arasana. Dövdürsene şu iki küstahı. Hadi. 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 Aferin sana. Hadi. Aferin sana. Aferin. Hadi. 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 Mustafa! 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 Mustafa dur. Mustafa. Mustafa bekle. Mustafa dur. Mustafa. Mustafa. Beni affet Mustafa. Beni affedin. Zavallı. Zavallının birisin amca. Cengiz Alkoy. Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklusun. Konuşmama hakkına sahipsin. Söylediğin her şey mahkemede aleyhine delil olarak kullanılabilir. Lütfen. Lütfen beni affedin. Seni biz değil, Allah affetsin. Bu sefer de olmadı. Ama başka seferlerde olacak. Ve ben kazanacağım insanla mücadelemi. Çünkü beni onlardan üstün yarattı. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer sınavdır. Allah'a gelince büyük mükafat onun yanındadır. Enfal 28.